Ne kadar şanslı. Her aynen. Şeyleri var. Evet. Hocam, geniş bu kadar bacağı küçük futbolcu. Yedin mi? Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Sağdan yerine göz bilir. Tamam mı hocam? Vurur ha. Hocam topu vurur da kamerayı dağıt. Önce şunu söyleyeyim, tek başıma her şeyi ben yaptım dersen bu doğru olmaz. Evet. Hiç isimsiz, hiç bilmediğimiz bir sürü kahraman var Arda'nın bugüne gelmesine katkısı sağlayan. Arda her zaman olduğu gibi Gençler Birliği'nin oyuncu kaynağı olan okul takımlarından gelmiş bir oyuncu. Rahmetli Mahmut Hoca vardı, beden eğitim öğretmeni, Allah rahmet eylesin. O bize Arda'yı gönderdi. Antrenmanda baktık ki adam uçuyor. Yani daha iyi bir sıfat bulamadım ben herhalde. Futbolda çok görülmeyen bir yeteneği var. Yeteneğini risk almamaya falan bağlı değil yani. Topla üreten bir oyuncu Arda. O yüzden biz inanamadık böyle bu kadar yetenekli olacağına falan. Ondan sonra lisans faslı geldi zaten. Bir yıl falan oynamasına ancak müsaade etti büyük takımlar. Bir yıl sonra falan herkesin kadrajına girdi. Ondan sonra da her şey çok hızlı gelişiyor ama bakalım nereye kadar bu hızla gidecek. Şimdiye kadar Arda bir başarısızlık yaşamadı. O çok önemli. Sonuçta yapamadığı şeyler de olacaktır. Beklediği dakikalar da olacaktır. Ama beni burada en çok mutlu eden Arda Türkiye liglerinde 5 dakika bile oyuna girse mutlaka bir şey yaptı. Hep bir şey yaptı. Zaten onu da futbolcu yapacak olan şey bu. Onu da çok iyi biliyor herhalde. Arda ile ilgili benim söylediğim şey top vücudunun parçası gibi. Kolu gibi, bacağı gibi. Yani topa çok hakim. Artı futbolda yaratıcılık dediğimiz bir faktör var. Normalde yetenek dediğimiz şey herkeste vardır, sınırlıdır, başka bir alandadır falan ama yeteneği zamanla ve oyun bilgisiyle süslediği zaman onu pozisyona çeviriyor. Yeteneği o Arda'nın bence. Sorumluluk alması, her zaman ikinci, üçüncü pozisyonu araması. Kendi planını yapmış. Ben önce Gençler Birliği'ne gideceğim Ankara'da. Orada başarı sağlayıp İstanbul'a, Fenerbahçe'ye, oradan da Avrupa'ya gideceğim diye bir hayali vardı. Onunla ilgili şunu anlatabilirim. İlk deplasman maçına gittik. Konya'da Konyaspor'la oynayacağız. Gece otelde kalmalı falan. İkinci kaptan yaptım onda. Özellikle sorumluluk azalsın ki performansına yansımasın diye. Şimdi çocuklar da o kadar hareketli ki onlara orada her şeyi biz öğretmek zorundayız. Ben bunların ikisini çektim dedim. Bakın çocuklar siz öbürlerine yardımcı olacaksınız. Kimse şu saatten sonra dışarıda olmayacak falan. Ben odaya giriyorum. Bir ses geliyor. Takır 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 çıkıyorum. Kimse yok falan. Meğersem bunlar koşturuyormuş. Ben onlara görev verdiğim halde. Çocuk işte. Ama hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Kamp hayatında, futbol hayatında hep örnek. Sağ dışında çok iyi yöneten bir oyuncu. Zaten onun yüzüne de yansıyor. Tertemiz bir yüzü var. İnşallah her şey istediği gibi olur diyelim. Halkın Arda'ya sevgisini, ilgisini söylemeye gerek yok zaten. Gol atsa bile, golü yiyen takım bile Arda'yı alkışlayacak kadar sempati kazandı insanların gönlünde. Bundan sonra inşallah dualarımız onunla. Allah kaza bela vermesin. Gidiyor musun diye mi sordunuz? Dur şuradan göstereyim sana. Hayırlı olsun evlat falan dedim. Zaten bir öncekinde babasıyla görüşüm. Sevinmek, ben kendim gidiyorum gibi çantaya hazırlayacaktım neredeyse. Arda bizim için çok özel bir oyuncu. Birlikte var mı hocam? Birlikte... Şimdi şöyle kaba taslak baktığımız zaman sanki Arda'nın oyunu Barcelona oyununa biraz daha yakın gibi. Evet. Çünkü Madrid biraz daha her zaman yaş olarak da performans olarak da biraz daha usta oyuncuları kullanan, atletik boyutu değil de teknik boyutu çok oyuna yansıtan bir takım. Evet. Öyle söyleyeyim yani ama burayı seçmesindeki sebep de şuydu. Barcelona alacağım seni bir yıl kiralayacağım dedi. Evet. Ama Real Madrid seni alacağız ve hemen takıma adapte olacaksın dedi. Arda'nın da cesaretini gösteren en önemli şey buydu zaten.